Heyecanlı mısın bu akşam için? Gülce gel, Gülce gel. Ne oldu ya? Babam burada, burada olmaması gerekiyordu. Ne yapacağım ben şimdi? Bilmiyorum ki. Alican. Gülce sakın buradan çıkma, tamam mı? Bekle beni burada. Gel sen. Ne oluyor? Hoş geldin, bulmuşsun Alican burayı. Konum attın ya abla. Doğru. Sen ellerin boş gelmişsin ama olmaz böyle. Şu arkada bir tane çiçekçi var. Oradan git güzel böyle bir çiçek bir şey yaptır hadi. Sen dedin ya kopmuş çiçek sevmez Gülce diye. Şimdi de sever diyorum hadi. Ne düşündün be Cem Bey? Tüh. Ama iyi düşündün ha. Hayrola, Foça'da gemilerin mi battı? Oo, Karadeniz'de gemilerin değil miydi ya? Burası Foça, bizim gemiler burada. Burada da battı. Bazen zordur gemiyi idare etmek. Hele de fırtınalı, dalgalı havalarda. Ama rüzgarsız da olmuyor, denizsiz de. Hem dümen senin elindeyse her şeyin üstesinden de gelirsin. Bak bu lavha içilir. Hadi afiyet olsun. Al ben sen. Oh. Baba. Aa, kızım. Senin ne işin var burada? Sen niye buradasın? Asıl sen niye buradasın kızım? Ben birazdan... Çünkü ben ablası onu gezmeye çıkardı. Aslan kızlarıma bak benim ya. Nasıl da güzel görünüyorsunuz, nasıl da güzel olmuşsunuz maşallah. Maşallah benim kızlarıma. Demek kardeşini gezmeye çıkardın ha? Vay be. Aferin kızıma. Ama ben zaten... Alemsin sen de baba ya. Burada oturuyorsun, içiyorsun. Benim annem evde yalnız başına otururken. Bak bu işte fırça da yedim ben. Ben çok ciddiyim ama ben onun yerinde olmuş olsaydım kesinlikle sana küsmüştüm. Baba kadın geldiğinden beri evde oturuyor. Kıyamam yazık. Bugün bir de bizimle gelmek istedi baba. Külfet olurum diye gelmedi ya. Tamam o zaman şöyle yapayım. Zaten bizim konuşmamız gereken de şeyler var. Ben gideyim. Annenizin yanına. Şuradan da bir çiçek alayım ben. Bir de şey al. Deterjan alsana. Çamaşır suyu annem istedi. Bu saatte ne deterjanı kızım ya? Baba ne olur al ya. Ben unutmuşum şimdi. Annem bana çok kızar. Lütfen alır mısın? Tamam kızım tamam tamam. Tamam babacığım. Tamam babacığım. İyi tamam o zaman ben gidiyorum. Tamam. Siz de geç kalmayın, konuşacaklarımız var evde. Tamam. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Fazla yakalanıyorduk ya. Evet. Alican. Ne haber Gülcüm? Cep, pardon. Ne haber? Sonunda buluşabildiğimize sevindim. Ben de. Tamam o zaman ablacığım, siz şöyle oturun. Ben de zaten buradayım, bir şey olursa hemen buradayım yani. Oturalım. Tamam. Oturalım. Güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Sağ ol. Afiyetler olsun. Sağ ol. Berkay, Özgür'ü gördün mü? Yok. Neden? Geleceğim demişti de neyse. Yani söz verdiyse gelir.
Ne haber? Ne oldu? Nasıl ne oldu? Yardım ihtiyacın var mı diye bir sorayım dedim ya. Hayır yok, nereden çıktı? Bir yerden çıkmadı. İyi, ben gideyim o zaman. Ya benim sana bir şey itiraf etmem lazım. İtiraf herkesin bilmesinde sakınca görülen bir gerçeği gizlemekten vazgeçip söylemek, bildirmek ya da açıklamaktır. Ya sen çok komiksin ya. Vallahi ezberin zehir gibi acayip akıllısın yani. Ama bu bir itiraf değil ki. Ya hayır. Ben onu demeyecektim zaten. Hani ben sana bize gel demiştim ya. Ben aslında seni benim duvarıma resim yapman için çağırmıştım. Biliyorum. Evet. De hani yani ben seni kendi çıkarım için çağırdım. Anladın mı? Yani NFT çizmen için. Çıkarım kelimesini bilmiyorum. Ya dur. Boş ver şimdi. Önemli değil. Sonra bakarsın. Ya artık öyle değil nasıl olsa. Yani artık sahiden seninle görüşmek isterim. Sahiden görüşmek mi istiyorsun? Evet. Çünkü sen bazı kızlar gibi değilsin. Ya onların tek derdi güzellik, para, pul falan. Boş yani. Ya hatta bak sen yalan da söyleyemiyor musun? Süper bir şey biliyor musun? Bayıldım, bittim ben buna yani. Harika. Yani işte. Sadece ağızlarının hayatı. Yalan dolan da gülce. Yalan aldatmak amacıyla gerçeklik dışında söylenen sözdür. Yalan hayat diye bir şey olamaz ki. Aynen. Bence de. Olmasın da zaten.